Bir taraftan gözlerimizde petrol fiyatlarında ayı piyasasına girdi biliyorsunuz. Özellikle Brent petrol ile ham petrol arasındaki o spread makas farkının da arttığını gördük. Şu anda 49 dolar 74 sent NYMEX'in Amerikan tipi petrolün fiyatı, 54 dolar 14 sentte Brent petrolün fiyatı olduğunu gördük. Daha da dip seviyelerine gider mi diye soralım işi uzmanına Umut Tuncer, GCM kıdemli analisti, GCM menkul değerler kıdemli analisti olacak karşımızda. Umut, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Gördüğümüz kadarıyla petrol fiyatlarında gün geçmiyor ki bir zayıflama olmasın. Tepki hareketleri geliyor, bir miktar yukarı yönde hareketler geliyor ama çok cılız kalıyor sanırım. Evet, çok cılız kalıyor. Bunun da ana kaynağı olarak şu an OPEC'in gerçekleştirdiği Viyana'da bu acil toplantı diyebiliriz. Öncelikli olarak yer alıyor gündemde. Sizin belirttiğiniz az önce makas konusu da dikkat çekici. Dün 4 doların altına kadar sarktı. Son dönemin en düşük aralıklarından biriydi bu. Bunun ana nedeni de tabii ki Çin'deki tabii ki bu koronavirüsüyle ilgili gelişmeler. Çin'in hali hazırda zaten gerilemeye devam etmesi, büyüme oranındaki gerilemenin sürmesi ve ABD talebine, ABD petrolüne olan talebin Çin bazlı olarak ticaret anlaşmasına bağlı olarak artacağı beklentisiydi. Bu makası birazcık daraltmıştı. Tabii makasın açılması da bunun neticesinde sürpriz olmadı. Makas stratejistleri burada devreye girebiliyor. Son dönemde gerçekleşen düşüşlerde yaklaşık 7 Ocak'tan beri bir aylık dönem diyebiliriz. Fonlarda, hedge fonlarda büyük bir çıkış vardı, kademeli bir çıkış vardı ve bunun gittikçe hız kazandığını da görüyoruz. Belli ki bu kar realizasyonundan çıkıp artık ana hareket haline zaten gelmiş durumda. Zaten dinamikler bunu gösteriyordu. 50 dolara kadar petrolün, Brent petrolün gitme ihtimali artık daha gerçekçi hale geldi. Bu da manidar bir bölge olacak çünkü 2016'da OPEC'in attığı 2008 tarihinden sonraki ilk adımı olan 2016'daki kota kararı sonrasında tekrar eski seviyelerine dönmüş diyebileceğiz petrol fiyatı için. Bu da önemli olacak. Burada özellikle dün başlamıştı toplantı. Viyana'da bir OPEC artı toplantısı bulunuyor. Bununla ilgili basına yansıyan haberler de var. 500 bin ile 1 milyon varillik bir kesinti yapılma ihtimalinden söz ediliyor ki ama bu basına tamamen sızan haberler arasında. Herhangi bir önlem alması durumunda bile açıkçası benim düşüncem arz yönlü bolluğun önüne geçilemeyeceği yönünde. Çünkü normal raporlarda birçok raporda incelediğimiz gibi 1 milyon varilden fazla bir arz fazlası zaten bekleniyor ki maksimum alabileceği önlemde bile 1 milyon senaryosu konuşuluyor. Dolayısıyla şu an için hala düşüş senaryosunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii burada çok önemli haberleri takip ediyoruz Umut ve senin gündeminde mutlaka bunlar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki petrol üretim tartışmaları bir yılın en düşük seviyesinden sıçradı ve Japonya'daki geminin deki mürettebatta 10 kişi de koronavirüs endişesinin olması. Tabii ulaştırma sektörünü negatif yönde etkilemesi, özellikle dünyadaki petrol talebinin bir miktarda azalması kaynaklı bir fiyat düşüşünden bahsediyorduk. Sen bunun analizlerini paylaşmış oldun. Bu denize de sıçramışa benziyor. Şimdi bu karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide virüs saptanması, denizcilik sektöründeki petrol talebi ya da işte bu anlamda bir sıkıntı yaratır mı sence? Fiyatlamalara etki yapar mı? Ne dersin? Tabii ilk etkisini, en öngörülebilir etkisini havacılıkta zaten görmüştük. Alınan önlemlerle birlikte, uçuşların yasaklanmasıyla birlikte. Aynı belirttiğiniz gibi denizcilik sektöründe de bu etkisini hissettirebilir. Hatta bunun ilk çeyrek sonuçlarında görülmesini bekliyoruz. Birçok sektörde etkisini hissettirebilir biliyorsunuz. Birçok ticari faaliyet Çin'de askıya alındı şu anda. Apple, Google gibi büyük firmalar da bunu gerçekleştirdi. Bu nedenle birçok ticari faaliyetin askıya alınmasıyla hem büyüme rakamlarında, hali hazırda zaten belirttiğim gibi Çin'de bir büyümede düşüş vardı. Bunun Asya ekonomilerinde derinden etkilemesi beklenebilir. Ancak şunu da söyleyeyim. Birçok finansal kuruluşta, bu hedge fonlardan da biraz önce bahsetmiştim, yaza doğru bu çok öngörülebilir bir şey değil ama virüsle ilgili daha olumlu adımlar atılabileceği, tehlikesinin azalabileceğiyle ilgili beklentiler söz konusu. Belirttiğim gibi bunu bilmemiz pek mümkün değil ama finansal açıdan böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Ham petrolde bu düşüş eğilim devam ederse, özellikle ham petrol çok fazla herhalde işlem yapıyor yatırımcılar. Evet. NYMEX'e destek kısa vadeli ve direnç neresi olsun?
Murat Bey, burada artık bir serbest düşüş alanına geldik. Çok Hı. majör bir seviye yok. 42 dolara kadar bir potansiyel bulunuyor. Eğer ki Brent petrolde de 50 dolara kadar bir hareket alanı bulunursa hala, burada da ham petrolde de 42 dolara kadar bir alan var açıkçası. Evet, çok teşekkür ederiz Umut, vermiş olduğun bilgiler için. GCM Menkul Değerlerin kıdemli analisti Umut Tuncer ile birlikte konuştuk efendim. Bu önemli gündemi diyelim. Şimdi